Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlmin tarihine baktığımızda şunu görüyoruz ki ilim Allah Subhanahu ve Teala'dan Cebrail Aleyhisselam'a, ondan Nebi Sallallahu Aleyhi ve sallam'a, ondan sahabesine, onlardan da tabiine ve onların tabilerine aktarılmıştır. O dönemlerde fitneler baş göstermeye başlayınca emanet olan bu ilme hadis ehli sahip çıkmıştır. İmam Ahmed, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, kay gibi alimler bu emaneti her asırda nesilden nesle aktardılar. Daha sonra İbn-i Teymiye Rahmetullah ve talebeleri İbn-i Lukayyim, i̇bn Kesir, i̇bn Abdülber ve Zehebi gibiler bu emaneti sonraki nesillere taşıdılar. Zalim ve cahil insanların dine hurafelerine soktukları bir asırda Muhammed bin Abdülvahab ve torunları tekrardan alimlerin bıraktığı mirası ortaya koydular. Şeyh Muhammed bin Abdülvahab'ın davetine baktığımız zaman onun ve torunlarının üç aşama geçirdiğini görebiliriz. Birinci aşamada Şeyh Muhammed İbni Wahab, Muhammed İbni Suud'a tabi olmuş ve ilmi ile ona destek vermiş. Muhammed İbni Suud da askeri güç ile onun davetine yardım etmiştir. Osmanlı Devleti'nin bina ettiği, halkın yıkılmasını istemediği türbeleri Şeyh Muhammed İbni Wahab tabi olduğu Muhammed İbni Suud'un askeri güçlerinin yanına alarak rahatça yerle bir etmiştir. Daha sonra şeyh vefat etmiş ve kurduğu şeriat devleti Osmanlı tarafından yıkılmıştır. Osmanlı, şeyh Muhammed İbn Abdülvahab'ın iki çocuğundan birisini şehit etmiş, diğer oğlunu da hapsetmiştir. Sonra torunu şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh dedesinin mirasını alarak ikinci devleti kurmuştur. Aynı Osmanlı Devleti o dönemde kurulan ikinci devleti yıkmak için de Mısır varisi olan ve daha sonra Osmanlı'ya isyan ederek bağımsızlığını ilan eden Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı görevlendirmiş ve ikinci devleti yıktırmıştır. Şeyhin torunlarına o kadar kin beslenmektedirler ki kabirden cesedini çıkarıp ağaç asmış ve ölü cesedini ok yağmuruna tutmuşlardır. Allah mekanını firdevs eylesin. Allahümme amin. Daha sonra ise şu anda var olan üçüncü Suud Devleti kurulmuş ve Abdülaziz İbni Suud devletin başına geçmiştir. Tabii ki bu dönemde dünyada birçok olay gerçekleşmektedir. Devletler yıkılmakta ve yeni sınırlar çizilmektedir. Abdülaziz İbni Suud Amerikalı ve İngiliz yandaşları ile büyük bir ortaklığın içerisine yavaş yavaş girmiştir. Ancak o dönemde teknoloji olmaması sebebiyle her şey gizli kapılar arkasında gerçekleşmektedir. Ancak o dönemin Rabbani alimleri tehlikenin farkına varınca krala birçok kez düzeltmeler yapılması adına ilticada bulunmuşlardır. 8 bin kişilik bir heyet kabilelerden temsilciler ile kralın sarayına yakın bir yerde konaklayarak kralla görüşme talep ederler. Olayın ciddiyetini anlayan kral bu heyetten belirli sayıda bir grubu özel görüşmeyi almak istediğini ve aynı zamanda isteklerini de sıralamalarını söyler. Temsilciler ise Irak'taki Hüseyin'e ibadet eden müşriklerle neden cihad edilmiyor? Cihad hareketi neden durduruldu? Aynı şekilde devlet tevhid davetçilerini yeteri kadar finanse etmiyor. Bunun nedeni nedir? gibi dinin ehemmiyetiyle alakalı maddeleri öne sürmüşlerdir. Bu bin kişi içerisinden seçilen heyet Abdülaziz bin Suud ile görüşmüştür ve bu görüşmeden sonra Abdülaziz bin Suud yanlarına çıkarak isteklerinin tek tek yerine getirileceğini ancak Irak'taki müşriklerle neden cihat edilmediğini de daha sonra açıklayacağını belirtir. Bu de buna razı olduklarını belirtince o gün insanlar yere dönerler. Ama o dönemdeki rabbani alimler meselenin ehemmiyetini anlayınca örgütlenirler ve kralın ordusuna karşı bir ordu kurarlar. Kralın çadırına konuşmak için gelen Müslüman temsilci selam vermeyince kral bizi tekfir ediyorsunuz, hariciler diyerek savaşı başlatmış ve o gün binlerce Müslümanı şehit etmiştir. Abdullah bin Suud münafık olması hesabı bazı alimleri de kendi safına çekmiş aynı zamanda bir kısım dünyayı isteyen kötü alimleri de yanına alarak bu Müslümanlarla savaşmıştır. Ve ilmin nakli bu devirden sonra değişmiştir. Artık kralın yanındaki alimler kralın istediği fetvaların altına sadece imza atmaktadırlar. Muhammed İbn-i şeyhin tevhid davetine icabet etmiş ve bütün Arap Yarımadası'ndaki emirliklerle savaşı göze alarak malı, canı ve kanı ile tevhid davetini desteklemiştir. Ne kafirlerle cihadı iptal etmiştir ne de Amerika ve İngiltere gibi kafirlerle işbirliği yapmıştır. Ancak Abdülaziz İbni Suud Allah'ın dinine ihanet etmiş, Amerika ve İngiltere ile ortak hareket etmiş ve İslam'dan irtidat etmiştir. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Maide 51 Şeyhül İslam İbni Teymiye Rahmehullah bu ayetteki o da onlardandır sözünün riddeti içerdiğini söylemektedir. Aynı şekilde sünenlerde sabit olduğu üzere Ömer radıyallahu yanında ehli kitap bir kafir çalıştıran sahabeye bu fiilin yani yanında ehli kitap bir kafiri çalıştırmanın küfür olmamasına rağmen ehli kitaba dostluğun kapısını açtığından dolayı ve sakındırmak için bu ayeti okumuştur. Evet, ilmin tarihi ve geçmişi budur. Selefin dediği gibi, iki taife ifsad olunca insanlar da ifsad olur. İki taife ıslah olunca insanlar da ıslah olurlar. O iki taife yöneticiler ve alimlerdir